İzmir, Muğla, Manisa, Aydın, Karabük ve Bolu'yu saran yangınların tamamı kontrol altına alındı. Her yeri saran rüzgarın etkisiyle de hızla yayılan alevler geçtiği yerlerde simsiyah iz bıraktı efendim. Günler süren söndürme çalışmalarında canla başla çalışan ekiplere köylüler de destek verdi. Öyle ki Muğla'da yangın söndürme helikopterinin su aldığı havuza köylüler depolarla su taşıdı. İşte il il yangın raporu. Yangın fırtınası dindi, şimdi artık soğutma ve hasar tespit çalışmaları var. Yanan bölgelerde geriye kalan manzaralar içler acısı. İzmir'de Karşıyaka, Menderes, Urla, Tire ve Bayındır'daki yangınlar kontrol altına alındı. Karşıyaka Yamanlar Dağı'ndaki yangında 1600 hektar orman zarar gördü. Çok sayıda ev ve iş yeri de küle dönmüştü. O evlerden birinde de üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Yağmur Mızrak kalıyordu. 9 Eylül'de üniversitem açılıyor. Yani ne bir bavul var ne bavulu dolduracak bir şey. Ne bilgisayar, evin içindeki hiçbir şey kalmadı. Yani kitaplar falan her şey gitti. Yani o gün neyle çıktıysak onunla kaldık biz. Manisa Gördes'te başlayıp Salihli'ye kadar yayılan yangın 6. gününde, Bolu Göynük'teki yangınsa 4. gününde dizginlendi. Bolu'daki yangın nedeniyle tahliye edilenler evlerine dönmeye başladı. Karda yollamak istemiyorlardı. Biz dedik duramayacağız. Geldik. Aha şimdi geldik. Yeni geldik. Allah kimseye göstermesin çocuğum bu acıyı. Uşak Eşme ve Karabük'ten de nefes aldıran haber geldi. Aydın Bozdoğan'da başlayan yangınsa Muğla Kavaklıdere'ye kadar uzanmıştı. Çok sayıda ev ve ahırın da küle döndüğü bölgede soğutma çalışması başladı. Dünse Muğla yürekleri ağza getirdi. Orman işçileri ve hava ekipleri büyük mücadele verdi. Tabii bir de köylüler. Onlar adeta karınca gibi çalıştı. Yangın söndürme havuzlarının bir an bile boşalmasına izin vermedi. Alıverin abi, buradan araç dönecek. Yol kapandı. Tankerlere yangın havuzunu boşalıyoruz. Niçin? Su takviyesi için. Nereden geliyor traktörler? Civar köylerde, her köyden. İnsanüstü çabalarla hem yatağında hem de Ula'daki yangınlar söndürüldü ama geriye kalan manzara buydu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 12-17 Ağustos arasında çıkan orman yangınları ile ilgili gözaltına alınan 22 kişiden 9'unun tutuklandığını duyurdu. AFAD Başkanı Okay Memiş de hasarlı yapı bilançosunu verdi. İlk belirlemelere göre İzmir, Manisa ve Aydın illerimizde toplam 142 yapı orman yangınlarından etkilenmiştir. Bunlardan 11'i yıkık, 92'si ağır hasarlı, 39'u ise az hasarlıdır.